Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vampire Survivors ismindeki oyunu oynayacağım. Bu oyun daha çok insanların diğer oyunlar arasında oynadığı bağımlılık yapan bir oyun gibi gördüm ben Twitch'te falan. Ama böyle oturup saatlerce de oynayabileceğiniz bir oyun izlenimi de verdi açıkçası bana. İlk defa oynayacağım oyunu. Bir bakalım nasılmış. Burada yine böyle izometrik bir açıdan gördüğümüz bir oyun. Karakter seçiyoruz. Antonio bilmem ne, sadece bu açık zaten. Diyor ki gains 10% more damage every 10 levels max %50. Diyor ki her 10 levelde bir diyor %10 ekstra damage kazanıyoruz. Okey. Zaten mecbur bununla başlıyoruz. Heh. Bakalım. Gamepad'le bu arada oynanıyor. Nereye bakarsak oraya atış atabiliyoruz. Heh. Bunlar bize experience veriyor. Şimdi yine burada bir şeylerimizi arttırıyoruz sürekli. Şimdi ne alıyoruz? Magic Bond mu alalım? Whip mi alalım? Seviye 2 yoksa Shield from Damage when active mi? Ben açıkçası Magic almayı istiyorum. Magic'e gitmek istiyorum çünkü. Aslında Whip de hiç fena değil çünkü çoklu çok güzel vurabiliyorsunuz ama. Canım çok gitti, ben o kadar gitmez diye düşünüyordum, biraz rahat davrandım o konuda. Böyle progresif bir şekilde yine çoğalan oyunlardan birisi bu da. Buralarda canımız mı artıyor, yok. Diyor ki generate damaging zones. King Bible neymiş, orbis around character. Aa, bu da olabilir ha, şunu alacağım. Okey. Bakayım. Heh. Benim çevremde dönen bir ama o King's Bible çok az ya, çok az verdi. Yani çok az verdi derken böyle diğerleri gibi sürekli değil, biraz daha böyle uzunmuş yani arası. O da çok koşma ama o iyi vuruyor ama. Okey. Fena değil ama çok da iyi değil. Bence Magic 2 yapsam daha iyiymiş. Abi sağlık doldurabileceğim bir ara ya. Sağlık doldurmam lazım. Bu arada level sayıcı yukarı tarafta. Oo. Tamam. Santovator generates bilmem ne. Spinach raises inflicted damage. Yok. Generate damage zones dedim. O ne işe yarayacak tam bilemiyorum. Ha şundan mı? Aslında o da çok fena olabilir. Ha çok iyi bu arada. Şey anlamında ya, onu böyle çok arttırabilirsek bayağı yürüyerek yağmur gibi damage yağdırırız milletin üzerine. O da fena değilmiş o açıdan bence. Ama sanki onun upgrade'i o kadar çıkıyor mudur bilemedim. Belki de daha nadirdir çünkü aşırı OP olur yani diğer türlü. Heh. Aa hayır. Hayır. Şu an çok güçsüzüm gibi hissediyorum ya. Hız da çok işime yarar da. Killing Bible level 2 mi olsa armor diyor. Reduce incoming damage by 1. Şunu yapacağım ya. Bible'ım level 2 olsun. Aa böyle güzel vuruyor. Tamam. Okay. Bence aşırı zevkli oyunlar ya. İnanılmaz zevkli yani. Oops. Şunları almak mesele ya. Onların kendimize çeken çıksa. High damage, high area scaling. Bunu yükselteceğim. Pasif bir oyun olacak ama bence yükseltebilirsem istediğim kadar inanılmaz rahatlarım ileriki seviyelerde. Ama onun kötü tarafı ne biliyor musunuz?
bizden uzağa attığı için sıkıntı şu oluyor. Ben onları almak ne o? Söyleyemedim izlerken. Experience'ları toplamak bir tık zorlaşıyor bence. Öyle bir dezavantajı mevcut. Ah, magic wand ne yapsak? Doğru. Shield from damage when active. Shield from damage. Ha. Tamam. Ne diyor? Magic wand. Whip diyelim. Whip de fena değil. Ama canımız aşırı azaldı ya. Bence iyi geliştiremedim ya. Bunlar çünkü bence ileri seviyede çok iyi olacak şeyler ama öyle de sanki ben o kadar iyi de değilim. Beni mahvetti yani. Dur bakalım bir sonraki ne çıkacak. Santa water alabilirim. Water alıyorum. O araya demeyi çok iyi ya. Bir de random geliyor ya. Bayağı onu yeterince yükseltebilirsem ileride yani hiçbir şey yapmama gerek kalmaz. Hah. Treasure da bulduk. Hadi bakalım. Treasure çıkıyormuş. Ne çıktı? 97 gold. Magic şey mi o? Ne yapıyorum? Fires one more. Tamam. İkinci seviye oldum. Hah. Bir tane daha şey arttırdım. %20 damage şey arayası arttı. Aslında şöyle bir taktik yapmak lazım. Onlar nereye düşüyorsa o tarafa doğru yürümek lazım. Zaten yürüdüğümüz yere mi düşüyor? Yok, onlar random düşüyor ya haritaya. Gerime de düşüyorlar, ilerime de. Ne diyorum? Raises inflict damage. Dark. Hadi bakalım. Bu neymiş? Ha. Oo, tamam, okey, anladım. Onlar ölmüyor mu ya? Şeyi sevmedim ya, baltayı. Balta bir tık sıkıntılı gibi. Bir dakika be. Tamam. Okay. Damage'im çok az değil mi ya şu an? Buradan bir level alalım. Whip mi yapsam, yine bunu yapacağım. Okay. Her tarafımı yağmur gibi yağdırıyorum. Hadi bakalım. Bir tık karakterim hızlandı sanki. Aa, bana hep sol tarafa gitmemi gösteriyor. Hiç ona dikkat etmedim ben. Acaba bir şey... Ha, treasure var orada. Bunlar önemli bence. Hadi bakalım ne çıkacak. Aa, bir tane daha Bible çıktı. Çok iyi. Zaten hali hazırda olan yeteneklerimden birini güçlendiriyor sanırım. Ve sol üst köşede de mesela şey var. Yeteneklerimin
yuvaları var. Sanıyorum maksimum bir tane daha ekstra yeni şey kazanabiliyorum diye tahmin ediyorum. Ya bunlar çok kötü. Hayır. Hayır. Allah, oralarda ölüyormuşuz. Öleceğim herhalde. Aslında armor falan da gitmek lazım. Çünkü Bible çok yakın dövüş silahı. Ve yakında olunca da zaten öyle ya da böyle vuruyorlar. Bakalım ne çıkacak. Lütfen can falan, can çekme falan çıksın ya. Ama sanırım hala hazırdaki şeylerimden kullandığım için. Üçünden de çıktı. Seçecek miyim birini? Yok. Şey verdi, tamam. Bible verdi. Ya kötü değil de. Çok canım kaldığı için her an mefta olabilirim yani. Bir kere daha gelecek şeyler. Uçan yaratıklar. Neydi onların ismi? Yarasalar. Neyse ki uzaktan atış atan yaratık yok yani şu an için. Onlar olsa muhtemelen şimdi ölmüştüm zaten de. Tek atımlık canım kaldı ya. Kesin öleceğim. Hadi. Yukarı çıkmam lazım. Güçlendirme var orada da. Yaşarsam. Deşmiş de yok ki ya. Yok, oradan nasıl geçeceğim ki? Vay be, güzel, güzeldi bence. Ama yani bir tane bir yerden bence gidip devam etmek lazım. O yüzden bir an daha oynayacağım. Bakalım. Burak neymiş? Aa, güzel. Bunlarla da ekstra şey alıyoruz. Oha, çok iyi. Tamam, burada diyor ki max health, recovery. Ne diyor? Per second. Bence şu işte, şu lazım bana. Speed ve şu. Recovery lazım. Speed lazım. Bunlar da maşallah çok pahalı. Refund dediğimizde, aa mesela şu recovery'yi aldım ya, 200'de 222'ye çıkıyor bir de. Okey. Çılgınlar gibi mesela oynayıp yükselmek gerekiyor. Aa. Bunları da açtırıyoruz. Projectiles get 10 faster every 5 levels, max 30. Gains 10 more experience every 5. Aa, bu iyi. Experience ekstra gain olması demek. Ekstra şey olmamız demek. Okey. 5 levelde bir %10 fazla experience kazanmaya başlıyoruz. Maksimumda %30. Ki o da şey demek yani, 3 tane yükselteceğimize 4 tane yükseltiyoruz demek olacak. Güzel. Full sudan gideceğim ya.
Bir şey yapmak lazım. Sudan gidip dedi su nereye düştüyse onun ona doğru yürümek lazım ki. Güzel. Okey. Su abicim yine. Tamam. Burada bir şey mi var? Yok. Okay. Ay oraya girerek kendimi sıkıştırıyordum neredeyse ya. Unuttum. Increase projectile speed, wings, character boost and faster, augmented area of attacks. Ne diyor? Augments area of attacks by Şunu yapacağım ya. Kendim hızlı yürüyeyim çok daha iyi. Bana her açıdan işime yarayacak. Hala burada kesin damage yemiştim. Hızı almamış olsam. Hah, bunu yapmaya çalışıyorum ya. What? Ama yani... You kidding me? Out of nowhere yani. Burada mı ölmüşüm lan? Bir daha. Yani dalga mı geçiyorsunuz? Yapabileceğim bir şey yok ki. Ah. Bu zormuş mesela. Bir tane daha oynamıştık oyun. Yaklaşık bir hafta önce çok benzer bir oyun yine. İsmini unuttum. Onu da bu tarz izometrikti. Onda mesela çok daha kolaydı en azından ilk başlarda. Yani biraz fazla öldük. Okey. Options. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Unlocks. Reach level 20 in the... Ha, bu benim açtığım şeyler. Okey. Collection'da geçiyorum. Devam. Bir de bunu yapalım. Projectile'larımız biraz hızlansın. Abi ama sen denk getiremiyorsun. Öyle bir sıkıntımız var. Aa, nereye atıyorsun? Tamam, tam atarken döneceğiz yani yüzümüzü. Ama o iş bayağı büyük yaş yani. Bunu sevmedim. Hiç sevmedim bunu. Base damage up 5, shield from damage when active. Ne attırdık? Tamam, şimdi doğru yere doğru gidiyor. Magic fires bilmem ne, Bible magic olsun. Zaten bu da magic gibi. İlerlemek istiyorum da ilerlemeyi göstermek istiyorum videoda ama olursa olur artık. Ama şey çok güzel oluyor. Ben izledim yani, böyle acayip ilerleyince level 30'lara 40'lara gelince inanılmaz zevkli olmaya başlıyor yani. Ama tabii o sanırım oynayıp genel karakterin base'ini de geliştirmek gerekiyor. Ondan sonra o levellere çıkabilirsin. Bu hızda falan zor zaten. Şey gibi ya, roguelike gibi işte. Firewind. Fire randomly deals. Karakter gains. %8 daha fazla mı experience kazanmak? Evet. Aslında fire ateş desem de iyiydi ama %8 daha fazla experience kazanmak sanki daha değerli ya.
Aa, altın da aldım. Bir altın mı topladık cidden? Ne kadar az lan? Treasure found. Bakalım ne çıkacak. Ha, altın çıkıyor. Tamam, bundan treasure'ları kovalamak lazım ya genel geliştirmeler için. Yani bir de bizim asıl yeteneğimiz arttı. İki tane oldu. Bumble Project'te bu da dördüncü seviyeye yaptık. Güzel. Tamam, bu sefer bu run güzel oldu gibi bu arada. Experience gain bence aşırı işe yarayacak. Okay. Onu dodge'lamak imkansızdı. Ne diyor? Augments max health by yok. Run. %16 ekstra experience kazanıyorum. Bence çok değerli. Okay. Şurada, aa bak, şurada experience'lara geri dönmem gerekiyor. Ha şöyle, güzel. O yonca neydi? Acaba. Oy, güzel. Projectile speed fazla. Faiz one more projectile daha mantıklı gibi. Aynen aynen, güzel oldu bu. Never stop ya, never stop yani cidden. Oyunun bizden istediği şey o. Durduğumuz an bir de çok bir anda her taraftan geldikleri için çok birikiyor yani. Okay. Ah, şunları almak istedim ama ölmemem lazım. Yukarıdan gelenlere dikkat. Güzel, level atlayacağım şimdi. Oy. Cooldown reduced. Experience gained tabii ki. %24 oldu experience gained'im. Ya şey gibi, gittikçe experience kazanmak zorlaşıyor. O yüzden daha doğrusu experience barını şey arttığı için karakter gelişiminde istediği miktar. O yüzden experience'ımızı genel overall olarak yükseltiyor olmak bence aşırı faydalı. Ha, burada bir şey var. Aa, hiçbir şey yaramayacak. Güzel bir şeymiş ama sevdim. Okay. Aa. Yani onu yapacak bir şey yok ya. Mecbur o damage'i yiyeceğiz yani. Bunlar niye demek çekmiyor bir benden? Okay. Aşağı doğru gideyim. Heh. Oh güzel. Bu çok önemli ya. Treasure'lar çok önemli, altınları çünkü karakterin overall gelişimini de yapabiliyoruz bu sayede ya. Burada kesin bir projectile bir şey veriyor. Bence o da çok iyi. Heh, şimdi tam şeyimiz arttı. Eggman's area. Raise. Şunu yapacağım yani. Magic Wound'un süresi düşsün, daha çabuk atayım. Ki bence iyi. %20. Hızlandı.
geldi. Şeyle damage'imi arttırmakla aynı şey. Hatta hızını arttırmak daha iyi çünkü birden çok şeye vuruyoruz sürekli. Hangi level 9'dayız daha ya, bak bu diğerine göre çok daha zor, diğer oyuna göre. Adı neydi ya diğer oyunun? Yaklaşık bir hafta önce oynamıştım kanalda. Ona da bakabilirsiniz, o da çok iyiydi. Bu arada oyunun ücreti 12 lira gibi bir şey olması lazım. Not sure ama. Öyle yapayım. Okay. Şeyi de görebilin. Çok önemli değil ama olsun. Treasure gel bakalım. Şş, az çıktı para ya. Bir 100'e yakın çıksa. Ama şey güzel. Base damage up to 5. Up by 5. Effect %0.3 mü diyor. Şöyle soldan geniş alarak yukarıya doğru çıkacağım. Çünkü bayağıdır o tarafta vurduk ve hiç oranın şeylerini toplayamadım. Uy, onlar çok tehlikeli, bir daha gelecek. Bu arada experience gain'im çok iyi ya cidden. Ne çok gelmeye başladılar. Böyle gelecek mi sürekli? Aa. Fire atayım bir de. Aa, öldüm. Öldüm. O ne kadar çok damage vuruyorlarmış bu seviyede. Tek yedim resmen. Bu fire çok iyiymiş. Keşke önceden alsaydım. Öldüm ya. Tüh. Yani level 10'a kadar gelebildim ama en azından. Rekorumu kırdım. Aa, bir yerden can geldi. Ha yok. Can yenilenmem var ya şeyden aldığım. Okey. Kendimi karakterin yükseltmesini yaptığım can yenilemesinden. Ups. Nereden gelecek? Öldüm herhalde ya. Grid olmamam lazım. Experience için bir adım bile değiştirmemem lazım gittiğim yere. Yoksa anında sıkışabiliyorum yani. Güzel gidiyordum. Da şeyler çok canımı yedirtiyor ya. Güzel ama bayağı hoşuma gitti. Hide eşimiz şu eşim, tamam, find bilmem ne. Çıkmıntıları gösteriyor. Güzel. Buradan power up'tan mesela şu an 284 şeyimiz var. Bunu yapamıyorum. Bunu refund yapsam, aa tamam, tekrar dağıtabiliyorum. Güzel. Use ribbon 2.5 faster per rank. Ne diyor? Augments area of attacks by tamam, speed. Projectile speed de fena değil ha. Effects from weapon last %15 longer per rank. Chance get bu şeyde mi? Items pick up range. Tamam işte, bu çok iyi aslında. Karakter moves faster diyor. Hiçbirini yapamıyorum. Bu ne lan? Fires one more projectile all weapon. Oha 5000. Yuh. Ama şey kazanmak zormuş ya bu arada. Ama güzel. Hoşuma gitti. Bence yeterli bölüm için. Yani abone olursanız sevinirim. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.